Her şeyi, her şeyi bir yolda kullanıyorlar. Hatta eğer ki son derece güçlü onu güçlendirmek için bütün kurum ve kuruluşlarıyla çalışıyorlar. Nafaka akılları takmamaları gerekiyor. <laughs> Yargıtay ikinci Hukuk dairesi Başkanı'nın derhal istifa etmesi gerekiyor. Çünkü ihsası reyde bulunuyor. Onun düşüncelerine aykırı karar vermekten yargıçlar korkuyorlar. Kanunda ne yazarsa yazsın. E, uygulamaya bakıyorlar yahut televizyonda ne söylendiğine bakıyorlar. Kürtaş Türkiye'de 1983'ten beri serbest. İstanbul'da sadece bir hastane var. 37 devlet hastanesinden bir tanesi bunu yapıyor. Şimdi bütün bu uygulamaları göz önüne aldığımız zaman kağıt üzerinde ne yazarlarsa yazsınlar, kusura bakmasınlar ben inanmıyorum. İyi kurallar var. Ama uygulama çok önemli. Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii ki yasalar bizim hareket alanımızın sınırlarını çizerler. O nedenle mutlaka mümkün olduğu kadar çok özgürlükçü olmaları gerekir. Yani yargıç bunu uygulamıyorsa ben avukat olarak bak burada böyle yazıyor bunu uygula diye zorlama hakkına sahibim. Bunu kabul ediyorum. İstanbul Sözleşmesi de bizim sınırlarımızı çiziyordu ve o zaman bak kardeşim sen bu sözleşmeye imza attın. Hala kağıt üzerinde var olan anayasamızın 90. maddesi uyarınca eğer iç hukukta çelişiyorsa bu kurallar sen uluslararası sözleşmeyi uygulamak zorundasın deme özgürlüğümüz ve hakkımız vardı. Bunu kabul ediyorum. Ama benim canımı yakan kuralların uygulanmaması. Bunu avukat avukatı yargıç ve savcı sıfatıyla oralarda oturanların kadın hakkı konusunda hiçbir fikirlerin olmaması veya hepsinin maço olması, e, ata erkine tapıyor olması benim derdim bu. Onun için de hakikaten bu ifadelerim bir ümitsizliğin, Türkiye'deki korkunç geri gelişin ve faşizmin ifadeleri. Şimdi bugün avukatlar günü. Hepimize kutlu olsun. Barolar Birliği hiçbir avukatın hakkını iyi konusunda bir mesaj göndermiş. Peki Ayşel Tuğluk ne? Yani onun için <laughs> evet düzgün kurallar var. Gerçekten samimi olarak veri toplayacaklar mı? İnanmıyorum. O verileri insanlara yanıltmak için yalan olarak toplayacaklar. Beş tane olay olmuşsa yarım oldu diye gösterecekler. Elli tane olduysa bir tane diye gösterecekler. Ee, bugüne kadar dünya kadar genelge çıktı dünya kadar kanun çıktı. Eğer samimi olsalardı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmezlerdi. E, dolayısıyla e, ben samimiyetlerine inanmıyorum. Yoksa evet. Yani tamam baktım. Düzgün kurallar var. Olması gereken kurallar var. Ama kim uygulayacak? Nasıl uygulayacak? Biz zorlayacağız. Biz zorladığımız için de belki hakimlerden dayak yiyeceğiz. Çünkü daha geçen gün ayın 30'unda 10 yaşından itibaren bir çocuğa 16 yaşına kadar sürekli tecavüz eden bir adam 10 yıldır kaçaktı, yeni döndü, zahmet etti, geldi. Hastalıklı bir zihnin hayal gücüyle ipe sapa gelmez dünya kadar ifade veriyor. Yargıcın kız çocukları koruyan biz avukatları iki arkadaşım daha şey yapmıştım çünkü on yıl devam ediyor bir on yıl daha sürerse benim ömrüm yetmeyecek. hiç onlar devam etsinler davaya diye iki genç arkadaşa daha vekaletlerle verdirdim e, bize bir dayak atmadığı kaldı yargıcın büyük bir terbiyesizlikle avaz avaz bağırıyor kürsüde dosyanın kapağını kaldırıp bakmamış dünya kadar adli tıp raporu var e, psikiyatri şey Yeditepe Üniversitesi'nin psikiyatri bölümünün raporu var falan falan. Dolayısıyla bu tip uygulaması olan yargıç sıfatıyla o kürsüye oturan savcı sıfatıyla orada yer alanlar eğer bu kurallara uygulamayacaksa olmuş. Olsun. Olmasın demiyorum. Güzel. Çok iyi. Tekrar İstanbul Sözleşmesi'ne dönülsün samimilerse. <laughs> Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı geçmiyor bu metinde onun mutlaka konması gerekiyor ve onun uygulanması için elden geleni yapılması gerekiyor. İlkokuldan itibaren bunun öğretilmesi gerekiyor. Aksi halde sadece Türkiye'de her şeyde olduğu gibi mış gibi yapılıyor. Varmış gibi, hukuk varmış gibi, kadınları koruyorlarmış gibi. Yani ama olsun en azından biz bak bunu da yazmışsın, bunu da söylemişsin, sen söyledin bunda uygula diyebiliriz. Umarım uygulanır. Çünkü bakın bu ah, kadar iki yüzlü davranıyorlar ki bir e, kanun hükmünde kararname çıkarttılar ve çocuklara olan cinsel e, istismar konusunda kanıt istediler. Çocuk bunu nasıl kanıtlasın? Nedenle ki İstanbul Sözleşmesi kadın beyanı esastır der bir insanın bunu itiraf etmesi, gidip her yerde söyle, mesela yani Me Too hareketi de çok önemli bir hareketti. Bir kadının bunu açıklaması çok zordur, çok zordur. Ha bir veya iki kadın bu işi istismar edecek diye <laughs> kuralın aleyhinde hareket etmenin anlamı yok. Çocuksa bunu hiç ifade edemez. Şimdi ne bu perhiz ne bu lahana turşusu. Bir yandan onu çıkartıyorsun, öbür yandan da çarşaf gibi bir şey yazıyorsun. Kimi kandırıyorlar? Sadece bana göre oy telaşıyla yapılmış bir şey. Araştırma yapmışlar. Niye araştırdın yavrum? Bu, bu ülkede en az 40 yıldır 80 yılından beri kadına yönelik erkek şiddeti konusunda kadın hareketi yapmadığını bırakmadı. Kanunları getirdi, Türkçe'ye çevirdi. Ceza kanununu biz yazdık, biz gönderdik ve öylece çıktı. E uyguluyor musun? Yok. Yani onun için evet çıkmış güzel ellerine sağlık. Umarım uygularlar. E, aradan birkaç yıl geçsin bir uygulamasını göreyim ondan sonra konuşalım. Yapıda değiştirdiler her bir şey yaptı. Çıkıp e, ne olacak mahkemede ağlayacak mı? Ah çok pişmanım. Ben bunu delik delik ettim. En son Yargıtay Ceza Genel Kurulu yani ceza hukukunun en önemli yargıçları ne dediler? kadın eğer evlenme teklifini kabul etseydi öldürülmeyecekti. Adam garayana gelmiş. Garayana geleceğini biliyor da onun için bıçağı bilmem neresine sok, kolun içine sokup götürmüş öyle mi? Ve bunda kasıt aramadı. O kadar koruyor. Yani Kadının hayatının bile önemi yok bu adamların gözünde. O zaman yani ya, ne olacak pişmanlığı kravat takıp e, Takım elbise giymedi de ay çok pişmanım çok üzüldüm İki damada gözyaşı buyur yani öbür yaptıklarının bir başka ifadesi aynı lafı evirmiş çevirmiş tekrar koymuşlar. Genel olarak e, mümkün olduğu kadar sanık lehine olayları yorumlamak derdindeler. Çünkü onun arkasında yatan politik neden bu sanıkları cezaevinde koyacakları yerleri yok. Siyasi sanıklarla o kadar dolu ki cezaevleri <laughs> hiç utanmadan okul yerine cezaevi yapmak övünüyorlar. Onun için bu adi suçluları bırakıp mümkün olduğu kadar siyasi dedikleri, aleyhileri de bir şey söyleyen muhaliflerle cezaevlerini doldurmak derdindeler. Onun içinde çeşitli bahaneler buluyorlar. Ayrıca bence bir sebep daha var. Önemli olan kadınları tamamen eve tıkmak, kadını tamamen itaat ettirmek çünkü şeriatı getirmek istiyorlar. En iyi muhalefet yapanlar da kadınlar. Kadınları susturamıyorlar. E, ne kadar erken evlendirirlerse kadın o kadar korkuyor çocuk. Şiddete maruz kalıyor. Şiddet çok daha fazla oluyor. Erken evlilik tırnak içinde dediklerinde. E, ceza şey medeni kanunu dolaylı olarak deliyorlar. Çünkü medeni kanundaki evlilik yaşı 17 yaşın doldurulması. E, 13 yaşındaki bir çocuğu birine verdiği zaman belki de başlık parasıyla sattığın zaman bilmiyorum. Oraya karın tokluğuna köle olarak verdiğin zaman her yönüyle istismar ettiğin bu çocuk sana nasıl karşı çıksın? Ne oluyor? Mutlak itaat sağlanıyor. Ve buna evlilik diyor. Öbür tarafta bedel medeni kanunu değiştiriyor mu? Hayır değiştirmiyor. O olduğu yerde duruyor. Yani bütün bunlar muvaza hukuki deyimiyle <laughs> ve kanunu arkadan dolaşmak. Temel amaç. Bakım hizmetlerini devleti yapması gereken bakım hizmetlerini kadınların üzerine yıkmak. Yani yaşlı bakımı, çocuk bakımı, hasta bakımı aklına ne gelirse onları kadınların üzerine yıkmak. Bunların yapılması için de ne oluyor? Kadının kamu hayatından çekilmesi gerekiyor. Eve kapanacak ki bütün bunlara baksın. Onun içinde mümkün olduğu kadar erken yaşta e, o zaman şiddete çok daha açık oluyorlar. İtaate çok daha yatkın oluyorlar. Erken yaşta Evlilik adı altında çocuk köleliğini, istismarını destekliyorlar. Ama onun yanında da dünya kadar kanun çıkartıp bir de gelip uluslararası toplantılarda dünya kadar palavrayla ah canım Türkiye neymiş diye rapor okuyorlar. En son Cenevre'de iki yıl önce miydi neydi? Uluslararası kuruluşlar devletlerin resmi raporlarına güvenmiyorlar tabanda çalışan kadın örgütlerinin raporlarını baz alıyorlar ve hükümet temsilcilerine de o yönde sorular soruyorlar. Dolayısıyla e, içerideki uygulamalarıyla dışarıya sundukları birbiriyle ilgisiz olan şeyler dışarıda sundukları raporlarda kurallarda gerekiyorsa onları yazıyorlar. Biz bunu da yaptık, bunu da yaptık, bunu da yaptık, bunu da yaptık. Gel uygulamaya bak hiç ilgisi yok. E, o nedenle Evet yani şimdi ne oldu? E, lafı değiştirdiler ve ettim pişmanlık. Nasıl ispat edilecek Pişman olduğunu nasıl anlayacağız biz? Gelecek orada göz Pişman oldum diyecek. Peki bu gerçek pişmanlık mı? Serbest bırak iki gün sonra gidip başka bir kadını öldürecek. Onun için <laughs> ne? Yani ha şey kravat taktığı için indirim almış. Ha pişmanım dediği için indirim almış arada hiçbir fark yok. Bana sordukları zaman mahkemelerde neler döndü diye ben onları anlatıyorum. O, toplu, o raporlar toplu olarak yazılıyor. Dolayısıyla hep birlikte onu yazdığımız zaman ne yaşanıyorsa biz gerçekte ise onu söylüyoruz. O nedenle de e, o raporlara çok daha ciddiyetle eğilip çok daha fazla önem veriyorlar. Sonra da o raporda yazılanları devlet raporu yani resmi raporla ilişkisini ortaya koyan resmi makamlara, orada Türkiye'yi temsil eden oraya gidenlere o soruları soruyorlar. Sen böyle böyle diyorsun ama peki şu kararlar hakkında ne diyorsun? Mesela diyelim e, her ülkede bir cinsel ilişkiye rıza yaşı vardır. Bu Türkiye'de 15 değil. Ne oldu? E, 13 yaşındaki Eren'in baktığı davada 13 yaşındaki çocuğa 26 adam tecavüz ettiler ve kızın rızasından bahsedildi. Ha şimdi ben mahkemenin adını dosya numarası bilmem neyi bilmem neyi vererek uluslararası bir kuruluşa rapor vermişse o zaman nasıl olacak kardeşim bu davanın sonucunda verdiğiniz bu kararla sizin söylediğiniz arasındaki çelişki ne oluyor? Nasıl izah edeceksiniz? O zaman hıkmık. Ee, bunlar iki ileri bir geri. Ben şimdi <laughs> 2002 yılında bunlar geldikleri zaman eğer kayıtlarda duruyorsa El Cezire'ye bir röportaj verdim Eminönü Meydanı'nda. Ve katiyen inanmadığımı bu adamın bütün amacının orduyu tasfiye etmek, şeriatı getirmek olduğunu söyledim. 2002 yılında herkes yetmez ama evet deyip şak şak alkışlarken Tayyip'i. Dolayısıyla o bunun yaptığı yani açıkça şeyi getirmek istiyor şeriatı getirmek istiyor ama bunu daha çok açık söylemiyor. Yalnız kendi bir takım adamlarına söylüyor. Mesela Akit gazetesi gibi mide bulandırıcı yayınlarda söylüyorlar. Bir, bu hatta yargıta ikinci Hukuk Dairesi Başkanı'nın da ağzına düştü. Bir ara şey dedi, evlilikler beş yıl için geçerli olsun dedi nikahlar. Beş yıl sonra düştü. Bu İran'daki muta evliliğinin ifadesi. Arkasından yani iki şekilde yapıyorlar. Ya kanunu değiştiriyorlar işte böyle kararname mararname çıkartıyorlar öyle iş yapıyorlar. Veya kanuna hiç dokunmuyor fiilen de facto değiştiriyor. İşte onda da biraz önce verdiğim örnek kız 13 yaşında hastaneye gidiyor gebe kalmış çocuk doğuruyor. Ne oldu 12 yaşında demek ki cinsel e, istismara maruz kalmış. Ona bu evlilik diyorlar. Nasıl evlilik olur? Bedeni kanunda diyor evlilik yaşı şudur diyor. Peki bu da nasıl evlilik dersin? Ayrıca eskiden hem eski ceza kanunumuzda hem yeni ceza kanunumuzda resmi nikah olmadan dediği nikah kıymak suçtu. Hem kıydıranlar hem kıyanlar için suçtu. Anayasa Mahkemesi'nin kompozisyonunu değiştirdiler. Kendi emirleri doğrultusunda karar verecekleri oraya getirdiler ve bu kural iptal edildi. Ondan sonra küçük çocukların istismarına yol açıldı. Arkasından 12 yıllık zorunlu eğitim diye ben tam sevinirken küt 4 artı 4 artı 4'te 3'e böldüler. İlk 4'ten sonra kız çocukların okullaşması engellendi. Çoban oldular, bilmem ne oldular. Ve tekrar e, yasa dışı evlilik adı altında istismara yol açtılar. <laughs> Ama uluslararası toplantılara geldikleri zaman erken ve zorla evliliklere karşıyız izliyorlar 18 yaşın altındaki evlilik zaten zorla evliliktir. Çünkü medeni kanun çerçevesinde evlilik iki farklı cinsten insanın, bu arada hemen parantez açayım, İstanbul Sözleşmesinde eşcinselliğe karşı yok eşcinsel evlilikler olacakmış. Ya, ya zaten medeni kanun açık. Türkiye'de evlilik iki farklı cins arasında olur. Aynı cins arasında evlilik yok. Sen o kanunu değiştirirsen ancak bu mümkündür. Parantezi kapattım serbest iradeyle, serbest irade nedir? 18 yaşını doldurmuş bir insanın yaptığı işin sorumluluğunu alacak temiz kudretine sahip olan iki insanın serbest iradeyle tanıkların önünde, herkesi açık bir yerde evliliği isteyerek kabul ettiğini beyan etmesidir. Şimdi 17 yaşı dolduranlar için medeni kanunu onu da öyle düzenlediler. Biz 18 yaş diye çok ısrar ettiğimiz halde o zaman o çocukların veli ve vasili, vasilerinin veya veya veli veya vasilerinin e, kabulü gerekiyor. <laughs> İzni gerekiyor bu evlilik için. Peki 13 yaşındaki de nasıl serbest iradesi söz konusu olur? 13 12 yaşındaki çocuğu yok, olmaz. O yani her yönden yaptıklarıyla söyledikleri arasında hiçbir bağlantı yok. E, açıkça kanunu dolanmak, muvaza yapmak, yalan söylemek ve biraz önce söylediğim gibi kadınları, kız çocuklarını mümkün olduğu kadar kamu hayatından uzaklaştırıp eve tıkmak dertleri. Abdul Abdurrahman mı ne bir dilipak çoklu hukuk. Şimdi yeniden dile getirmeye başladılar. Çoklu hukuk şu demek. <laughs> aile hukukunda her dine kendi din kurallarını aile hukuku uygulansın. Ben bunu ilk defa 1970'li yıllarda orada Londra'da yaşıyordum. Lübnanlı bir anayasa hukuku profesöründen duymuştum. Çünkü Lübnan'da uygulanıyordu bu. Bir kadın anayasa profesörü, anayasa hukuku profesörü. Orada böyle bir hukuk uygulandığını söylemişti aile hukukunda. Ben çok şaşırmıştım. Hayatımda böyle bir kavram duymamışım. Peki dedim, yani benim bildiğim nikah dediğin sadece resmi nikahtır medeni nikahtır. Peki bir Yahudi ile bir Hristiyan evlenirse, bir Hristiyanla bir Müslüman evlenirse, bir Müslümanla bir Yahudi evlenirse ne olacak diye sormuştum. Şimdi cevabını hatırlamıyorum ama olacak iş değil. Ben çok şaşırmıştım. Kadından da sorumlu bakanlığı lav ettiler. Yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı getirdiler. Çünkü aile çok kutsal. Peki o kutsal aile dini, erkeğe mutlak egemen olduğu, kadın üzerinde mutlak iktidar kurduğu, kadın bedeninin sadece bir mal olarak kabul, resmen kabul edildiği, kadını kuluçka makinesi olarak kullandıkları, bakım hizmetlerinden sorumlu tuttukları, karın tokluğuna çalıştırdıkları bir mekanizma. Bunların ailesi bu. Dolayısıyla bu zihniyette olan insanlar iktidarda bunlardan çocuklarımızı, kendimizi nasıl koruyacağız bilemiyorum. Onun için kadın dayanışması ve direnişi çok çok önemli diye düşünüyorum. Sadece tanımlarının yer alması değil. Devlet toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamakla yükümlüdür diye bir maddenin yer alması gerekir. Bakın gene bir örnekle anlatacağım. E, ceza kanununun 103. maddesi çocuk istismarı ile ilgili bir maddedir. Sonra birdenbire kalktılar ve dedim ya biraz önce Türkiye'deki rıza yaşı 15'tir diye bu açıkça söylenmez ama eski ceza kanununda her kim 15 yaşından küçük diye başlar. Yani demek ki her halükarda bu tecavüzdür diye tanımlardı. Yeni ceza kanunu da aynı şeyi söylüyordu. Bunlar ceza kanunu bu arada gene ceza kanununun sanıyorum ki 6. maddesinin bilmem kaçıncı fıkrası 18 yaşından küçük herkes çocuktur der. Açıkça yazar bunu. Şimdi bunlar 103. maddeyi değiştirirlerken bir 12 yaş sınırı getirdiler. Kadının insan haklarından Şehnaz Kıymaz, çatıdan da ben alt komisyona gittik. Dedik ki bu madem ki bu maddeyi değiştiriyorsunuz, buraya 12 yaş diye bir, bir sınır bir şey koyuyorsunuz. O zaman deyin ki Türkiye'de rıza yaşı 15'tir açıkça bunu yazın. 18 yaşından küçük olan herkesin çocuk olduğu da kabul edilir. Hem uluslararası çocukluğa sözleşmeleri sözleşmesi hem de ceza kanunu bilmem ne maddesi gereğince bunlar göz elinde bulundurularak 12 yaşta nitelikli suçtur veya daha ağırlaştırıcı sebeptir filan diye bunu açıkça yazın. Çünkü mahkemeler 12 yaşı rıza yaşı diye kabul edecekler dedik. Olmaz efendim dediler. Bunların kanunda olması sadece tanımlarının olması gerekmiyor. Bir de devletin bu konuda yükümlü olduğunun açıkça belirtilmesi gerekiyor. Yani devlet toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamakla yükümlüdür nokta. Bunu da şöyle şöyle, şöyle yapar. Kadına yönelik erkek şiddetini engellemek için bu yükümlülüğü de şöyle şöyle yerine getirir. Kadın erkek farklıdır ama eşittir. Küçüklükten itibaren kadın ve erkeğin ayrı görevleri vardır diye öğretilmez diye açıkça bunları söylemesi gerekir, yazması gerekir. Ben de çıkıp mahkemede demeliyim ki kardeş sen yanlış yapıyorsun bak ne diyor burada kanunda. E, bunları yazma onun içinde sadece tanım tanımlarının yanında e, onu o tanımları uygun davranma zorunluluğu olduğunda resmi makamların o zorunluluğun olduğunda yer alması gerekir televizyonlardan verilen emirler, hukukun olmaması ve uygulanmaması, yasaların uygulanmaması bundan daha açık ve bir yandan bir yasayı çıkartıp arkasından onunla tamamen zıt, onunla ilgisi olmayan işte çocuk istismarında delil aramaları gibi bir başka yasa çıkartmaları. Dolayısıyla samimiyetsiz uygulamalar en çok zorlanan yani hukukun olmaması en çok zorlayan insanları. Uygulamadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Bakın <laughs> yani ben fakülteyi bitireli 50, 55, neredeyse 55, 60 yıl falan oldu yani ayıp bir söylemesi. <laughs> Dolayısıyla o zaman İtalyanların Bekarya diye bir ceza hukukçusu vardır. Onun Suçlar ve Cezalar diye bir kitabını okumuştum. Aklımda kalan ve beni en çok etkileyen bir etkin olmasını istiyorsanız bir cezayı ya hiç vermeyin ya sonuna kadar uygulayın. Yani onda kadar bir af çıkartmayın, ortalığı bir karıştırmayın diyor idi. Şimdi ya ceza vermiyorlar ya hafif yetici sebep uyguluyorlar veya ceza verdikten sonra diyelim 2 yıl sonra af çıkartıyorlar. Adam diyor ki ziyan yok ben öldürürüm cezaevine girerim nasıl olsa iki yıl sonra af çıkar gider gider diyor. Yani insan hayatına önem vermeyen bir zihniyet var şu anda. Ve şeyi ata erkini sıkı sıkı korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bunun için dini de kullanıyorlar. Eee vatan millet Sakarya diye aslında kullanıyorlar. Her bir şey kullanıyorlar. Yeter ki ata erki sarsılmasın bütün dertleri bu. Yani kadınlar hala şeyi kendi haklarını korumak ve mümkünse geliştirmek için çabalıyorlar gayet tabii. Ama e, uygulamalar, hükümetin uygulamaları inanılmaz baskıcı uygulamaları. O baskı daha artacak onu da söyleyeyim. Çok daha fazla artacak. Nereye kadar gidecekler bilmiyorum. Ama nefes aldırmamak için ellerinden geleni yapacaklar. Çünkü korkuyorlar. Çünkü ödleri patlıyor. İktidarları sarsılacak diye çok korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Topumuz mu var, tankımız mı var, tüfeğimiz mi var? Ne yapıyoruz biz? Bir şey yapmıyoruz. Sadece konuşuyoruz, bir de hakkımı vermem diyoruz. Bu kadar. Topuyla, tüfeğiyle, polisiyle. Sanırsın ki işgal altında İstanbul. Aman Allah'ım ne kadar polis gücü varsa hepsi birden salıyorlar ortada. Ne olmuş? 8 Mart'ta kadınlar bir araya geleceklermiş. Onun için e, ee, baskı bu yani tabii faşizm bütün dünya ile beraber Türkiye'de de artıyor. Yani bize özgü bir şey değil. Ee, Amerika'ya bakıyorsun Trump manyağı var. Öbür tarafa bakıyorsun Boris Johnson diye bir kafadan çatlak biri var. Yani dolayısıyla e, Fransa'ya bakıyorsun orada da öyle. Onun için geçen gün birisi şey göndermiş. Faşizm sadece SS gün üniformasıyla geri dönmeyecektir diyor. Doğru. Bu uygulamalarla geri dönüyor. Yani Türkiye'de bunu bir parçası olarak burada da yükseliyor. Kadın haklarının yükseldiği, kadın haklarının haklarıyla ilgili olumlu kararların alındığı, ka olumlu kanunların değiştiği dönemde bütün dünyada yükseliyordu kadın hakları. Sadece Türkiye'de değil. Ama e, şu anda bütün dünyada geriliyor. Herkes kadın haklarına saldırıyor en kolay ellerinden akalınacak olan kadınlar ve faşizm bütün dünyada yükseliyordu. Türkiye'de de buna paralel olarak yükseliyor. 21. yüzyılda umudum vardı. Böyle bir şeyler konuşacağımı hiç ama hiç umuyordum. Aslında açanın cezaevine gireceği konusunda hiç aklımdan geçmiyordu. Daha iyileşecek diye umuyordum. Ama umutsuza yaşamıyor. Umuyacağız ve onu geliş şey yapacağız, gerçekleştireceğiz bir arada olmaları, direnmeleri, dayanışmaları bu çok önemli. Ve haklarının farkına varmaları gerekiyor ki. Çünkü kadınlar niye bu kadar direniyorlar? Niye bu kadar birbirleriyle dayanışıyorlar? Çünkü doğrudan doğruya onların hayatları tehlikede. Bizim canımız yanıyor, bizim içimiz yanıyor. Bir çocuğumuza tecavüz edildiği zaman bizim içimiz yanıyor, aklımız başımızdan gidiyor. Onun için de bu haklardan vazgeçmemek. Yani bunda AKP'nin e, militanları değillerse başı kapalı, başı açık, kıçı açık bilmem ne bütün kadınların hakları tecavüze uğradığı için, sallantıda olduğu için, tehlikede olduğu için bütün kadınlar fark et ya yani fark etmez hangi gruptan oldukları Kürt mü, Ermeni mi, Laz mı, bilmem Türk mü, e, Müslüman mı, değil mi falan Hepsi birlikte çünkü hepsinin birlikte hakları gidiyor ellerinden. Layıklık o neden onun ne çok önemli. Onun için de o hakları vermemek için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ama ne yapıyoruz? Biz topsuz, tüfeksiz sadece bir araya geliyoruz. Yapmayız diyoruz. İşte sokakları, meydanları dolduruyoruz. Dayak yiyoruz. Gaz yiyoruz. Ama devam ediyoruz. Şimdi mesela hayran olduğum kadınlar, bir kım, Latin Amerikalı kadınlar o inanılmaz faşizme karşı inanılmaz bir dirençleri var. Yani bütün dünyadaki kadınlar inanılmaz şekilde haklarını korumak için mücadele ediyorlar. Şimdi kadınların insan oldukları yani kadın haklarının insan hakları olduğu daha 1993 yılındaki Birleşmiş Milletler'in Viyana Konferansı'nda kabul edildi. O konferansa da bu cümle 1992'de Amerika'daki Rutgers Üniversitesi'nde kadınların küresel önderliği eğitimine gitmiştim ben. Orada ortaya atıldı bu slogan ve oradan Viyana'ya taşındı. 1993'te kabul edildi. Yani kadınların tarihine baktığınız zaman kadınların insan olma mücadelesi diye tanımlayabiliriz kadının tarihini bakıyorsunuz orta çağda diri diri yakıyorlar kadınları. Niye sadece yok cadı diyorlar, yok bilmem ne diyorlar. Geliyorsunuz, sözü bana çok ünlü insan hakları bildirgesi yayınlanıyor. Ama Fransız dili eril ve dişi bir dil olduğu için aslında o erkek hakları bildirgesi. Ne oluyor? Olympe de bunu kadın hakları bildirgesi diye çeviriyor. Neyle ödüyor? Kafasının giyotinle uçulmasıyla ödülüyor. Giyotinle kafasını kesiyorlar kadının. Daha başka bakıyorsunuz Fransa'ya, şeye İtalya, İngiltere'ye falan oy hakkı istedikleri için dünya kadar işkenceye maruz kalıyor kadınlar. Yani bizim tarihimiz insan olma e, mücadelesi tarihidir. İnsan olarak kabul edilme mücadelesi tarihidir. Dolayısıyla daha ya yani 1993'ten bugüne ne geçti ki kadın hakları insan hakları diye kabul edilmesi 20. yüzyıla kadar bu kabul bile açıkça söylenmemiş bile olacak iş değil. Onun için e, ama kadınları kazanacaklarına inanıyorum. Az kaldı. Az kaldı. Ben göremeyeceğim de siz görürsünüz umarım. <laughs>